Sen diyor ya, Ali Doğan mı diyordu onu? Herhalde. Ben şöyle mikrofonu vereyim abim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Allah razı olsun bu programı yaptığınız için sağ olun, teşekkür ederiz. Ben Bebek Köyü'nden, ismim Nafiz Doğan. Aynı zamanda muhtarımızın yanında ikinci ağzayım. İşte böyle yani. Ne yapsa abi, senin adını kim koymuş abi? Adımı herhalde babam koymuştur. Sormadım mı hiç, merak etmedim. Benim adımı niye Belki Nafiz belki de dedem koymuştur. Var mı sizin sülalede öyle Yok, Nafiz anlamın isminde neyini kimse var mı bilmiyorlardı ya? ya. Ya peki anlam, Nafiz ne anlama geliyor işte Nafiz abi? İşte Onu söyle yani. bilmiyorum. Senin teknik özelliklerin ne Nafiz abi? Teknik özelliklerimiz Meslek, meslek eğitim. olarak çiftçiyim. Futbolu çok severim. Çiftçiyim. Peki Güzel bir futbol çiftçiyim. kaç Galatasaraylıyım. futbol izlemeyi mi seven, İzlemeyi oynamayı mı? severim. Fanatik o zaman, izleyicisin sen. İzleyiciyim, evet, fanatik Hiç sağa izleyiciyim. sola zarar verdiğin oldu mu böyle sinirlenip de televizyon izlerken? Eskiden bayağı futbol seyrederken sinirliydik, Ha. tartışırdık ama şimdi insan haliyle daha olgunlaşıyor, daha Ha. şey yapıyor. Biraz kendin anlat. Çoluk çocuk, tavuk çocuk var mı? Var Allah'a şükür, Allah cümlesine versin, ineklerimiz falan var. Kendim evliyim, 3 çocuğum var. Eşimle beraber, amcam da kalıyor bizle. 6 kişiyiz. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ankara'da abim var, küçük kardeşim var, yeğenlerim var. Hollanda'da amcamın oğlu var. Onların hepsine selam söylüyorum. Hepsi Allah'a emanet olsunlar. Amcayın oğlunun adı ne? Gökhan. Gökhan. Soyadı? Doğan. Gökhan Doğan. Benim soyadım da Doğan. Değil mi? Nafiz Doğan. O zaman bir akrabalık var. Amcamın oğlu diyor. Soyadına göre. Neyse, buradan selam gönderelim o zaman Gökhan Hepsine abi. selam söylüyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. İzmir'deki kız kardeşimi, Ankara'daki ablama, Ankara'daki kız kardeşimi, Ankara'da Nevzat abime, Mehmet'e çokça selam söylüyorum. Allah'a emanet olsunlar. Nafiz abi, sen köyde mi çok durdun, gurbette mi çok Ben durdun? gurbette hiç durmadım. Hep köyde miydin? Hiç durmadım ama ben şehri köyden daha çok seviyorum. Leme, niye? İşte şu anda beni Sen bıraksalar hemen köyün şehire havası gideceğim. gibi var mı, suyu gibi var mı Yok, ya? ben şehri daha çok seviyorum. Leme, bal yem baldan bıkardın Vallahi ya. şehri daha çok seviyorum. İstesem hemen giderim. Yani Şey mi? Sizin gidebilsem. köyün düğünleri nasıl oluyor Nafiz abi? Hiç düğünlerde bulundun mu sen abim? Zaten hep düğünlerde bulunduk. Düğünlerin Pambersiz düğün olmaz ya diyorsun yani. muhtemelen yani. Ne yaparlar? Buranın düğünleri nasıl olur abi? Bayrağı dikerler. Perşembe mi dikerler? Cuma Cuma mı? günü, cumadan sonra Cuma'dan sonra bayrağımızı hoca dikeriz. gelir, dualar böyle. Evet. Bayrağı diktiniz. Ucuna bir şey takıyor musunuz? Soğan, elma, bir şeyler. Eskiden oluyorlarmış da şimdi Niye şimdi, 5-10 yolluk mu sene çekiyor? Şimdi de hayır, dua şimdi verme Allah'a bekliyor. şükür daha çok da şimdi pek şey yapmıyorlar. Daşlarlarmış Ama sanırsam. düğünleri çok var. Burada asarlar düğünde adamlar. Allah Allah. Keşke burada bir Pambersiz düğünde bulunsam. asarlar ya. Davet ettiniz de gelmedik mi Nafiz abi ya? O sünnetiniz yani. Vallahi keşke bir düğünde bulunsak. Daha bir adam da köye geldim de demedi ki ya, geçen davet ettim de niye gelmedin diyen daha çıkmadı karşıma. Öyle bir babayiğit tanıdık Ben da de yok yani. şimdi ederim de benim oğlan çok küçük gelikte Lefer 15 Öyle bir yaşında. daha ya, 15 yaşı sonra versen girme, biz daha 5 Değil yaşı mi? sonra geliriz. Allah öbür verirse. Evet, inşallah sen düğünlerde. Durum bu. Şimdi burada davul Ne çalıyor. yapıyorsunuz burada düğünlerde, ne yapıyorsunuz? Orkestra mı tutuyorsunuz, davul zurna mı tutuyorsunuz? Eskiden davul zurnaydı, şimdi orkestra oldu. Ama eskilerde ben de öyle davul zurnayı daha çok seviyorum. Ama günümüzde malum işte orkestra, biz de orkestra diyor, gidiyor. Orkestraya ayak uyduruyorsunuz. Ağırlama Uydurmak falan zorundayız yapıyorsunuz. yani. Orada oyununda çıkıyor mu? Yok, ben oyunlardan pek anlamam. Bununki şaka türü. He. Gençler arasında çok şaka He. yapıldı. Kemer oynardık. Kemer mi? Delikanlı odası olurdu. Böyle otururduk Yusuf işte. oynarlar. Hangi gün oynuyorsunuz o kemeri? Cuma akşamla cumartesi akşamı.
İki gün. Hı-hı. Cuma. Damada kınalı yakıldı. Kınası da cumartesi günü yakılır. Ne oluyorsunuz? Yüzüğü saklıyorsunuz değil mi? He, yüzüğü saklıyor. Kim dayakıyor? Kemerden kim vuruyor? Kemerden bir kişi şey yapıyor, onu yüksüğü bulana kadar. İyice dayak yiyor. Şöyle ekip yok mu bir yüzük oynasak? O ekip burada yok şu anda. Ben buradaki ekibiden oynanmaz mı bu yüzük? Oynanır. Burada oynanır. Şu içinizde biriktirdiğiniz sivilleri bir çıkarak ya. İyi bir kuvvetli kemer olsa. Kemer işi kolay da şöyle razı olan var. Traktör, ben kemer oynarım diyen var mı? Kemer değil Davut Bey, traktörün belki kayışı da olabilir. Değil daha, mi? Daha kalın. Ama bak bu kemer zamanı, sen zorladığın zamanı sana çok kayış atarlar. O da ben ya. Olur mu? Ben çekimciyim canım. Ben Davut Bey belki Yozgat'ı bulamam. Değil mi? Ya o da var. Ya misafire de olmaz. Oğlu gezecek. Ya. Olur mu canım? Vallahi bizim düğünlerde misafiri düğünlerde. Abim bilir. Bu Sarıdağ'ı civarının en şakacı düğünlerde köyü Bebek Köyü. He. Burada zamanında kağını tekeri var ya, iki tekerin masasının arasına misafir gelen düğüncüyü sarmışlar. Orada Naşatlar diye bir depe var. He. Oradan adamı bir bırakıyorlar. Bir kilometre ne kadar ters dönüyor böyle gidiyorsa suratına, adam 3 gün sonra köyünde ölüyor. Allah. Öyle oluyor. Şaka burada çok büyük. At arabasına koşarlar. Eskiden varmış. Boyama, yağlama, tırpandan tıraş ederlermiş adamı. Ha bu genellikle misafire çok oluyor. Cami yaptılar. Kireci söndürdüler biliyor musun? Aynı yoğurt gibi. Benim amcam Otçağ köyünden geldiler buraya, düğüne geldiler. Yemeği yedikten sonra demiş ki yoğurt kaldı şurada, yoğurdu da getirin. Kireci tabak tabak koyu, üstüne de pekmezi döküyor. Şimdi ağzını alan ağzında kalıyor diyor. Ya yiyinsene, ya bu acıymış ya. O zaman diyor bir Ermeni'den aldım, ben bırakın da gideyim onu döveyim diyor. Yok yok diyorlar, geri şey diyor. Böyle yalanlık vardı. Davut Bey mübalağa olmasın. En güzel düğün, en şaka hususunda konusunda bizim Bebek Köyü'nde olurdu. Eskilerden. Yani, çok iddialı eskilerden. He. Yani şu anda hiç de kalmadı gibi bir şey. Yani şimdi de nasıl kaldı? Gelin indikten sonra pazar günü kendi aramızda böyle gençler birbirimizi ıslatırız. Bu. Şu andaki şakamız bu. Kurban kesilir onu gençler aradı. He. Bir gün kalınırdı köylerde. Şimdi kalma yok. Arabalar yok. Var. Hemen gider gel. Bir saatin içinde düğün bitiyor. Düğünlerimiz eskiden öyle. Çok mükemmel oluyordu. Çok şenlikli oluyordu. Ya şimdi haliyle şey yaptı biraz. Var mı selam göndereceğim birileri var? Selam Ankara'daki abime, küçük kardeşlerime çokça selam söylüyorum. İzmir'dekilerine, Hollanda'dakilerine çokça selam söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Diyeceklerim bu kadar. Baba bir atasözü söyle. Ya şimdi onu atasözünü vallahi aklımda kalmadı ki Davut Bey. Gel seninle bir yarışma yapak mı? Yarışmaya bağlı. Ya bağlı derken? Ben soru soracağım, sen cevap veriyorsun. Buyurun. Tamam, kaçlığına soru sorayım. Vallahi işte olur. Soru kolay olursa onu da nasıl sorabilirim? Öyle mi? Soru kolay olursa bir denekse kesilirim. Tamam, kolaydan zora doğru gidelim o zaman. Tamam mı? Bebek Köyü nereye bağlı? Sarıkaya. Sarıkaya'nın belediye başkanı kim? Ömer Açıkel. Kaymakamın ismi ne? Kaymakamı bilmiyorum da. Yasin bir şeydi. Yozgat'ın kaç tane ilçesi var? 13. İsimlerini say. İsimlerini biliyorum. Nereden biliyorsun? Dur. He. Yirköy. O bu taraftan başlıyor. Y'den niye başlıyorsun ya? O adam basıştırası da alfabetikler. Yozgat'a yakın İyi, olandan başlıyor. Tamam öyle olsun. Yozgat. Şefaatli. Sorgun. Kadışehir'i. Aydıncık. 5 oldu. Kadışehir'ini söyledik. Aksağ Madeni 6 oldu. Hı. Çekerek 7 oldu. Bizim Sargaya 8 oldu. Çandır 9 oldu. Çayralan 10 oldu. Boğazlıyan 11 oldu. Fakırlı 12 oldu. Aydıncık. Aydıncık herhalde Aydıncık söyledik miydi? 13 oldu. Onu da saydık. 13 tane. Peki. Ha Sarayken.
Saraykent'i unuttuk. Peki Yozgat'ın kaç tane milletvekili var? İsimleri neler? 4 tane milletvekili var. İkisi AK Parti'den, biri MHP'den. CHP'ninki Ali Keven, MHP'ninki Ethem Sedef, AK Parti'ninki Bekir Bozdağ, Yusuf Başar. Sen çok televizyon izliyorsun değil mi? Çok televizyon izlerim. Siyasete de hiç kaçırmam. Değil mi? Evet, aşağı yukarı. İki AK Parti'den, bir MHP'den, bir CHP'den. Peki dünyada yaşayan kaç Yozgatlı var biliyor musun? 2 milyon diyebiliyorum. Çık. Çingenişiyorsun biraz. Çık yukarı şöyle. 2,5 mu? Biraz daha çık. Vallahi ben 2 diyebiliyorum. Sadece yurt dışında 2 milyon Yozgatlı var. Bence olamaz. Bir, niye olamıyor? Sadece Ahtan nüfusu 20 bin, 15 bin gurbetçisi var. Ahta Avusturya ile Fransa. Bizim bura Hollanda, Almanya biraz şey. Avrupa'da en az 3 milyon kişi. 2 milyon yurt dışında var. 1,5 da Türkiye'de var. 3,5. 3,5. 500 diyor Yozgat'ta, 1 milyon da dışında. Toplam 3,5 milyon Yozgat'ta doğru var abi. Köylümüze, gurbetteki yaşayan köylülerimize bir selam gönder şöyle. Köylülerimize çokça selam söylüyorum. Dediğim gibi işte büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepsini Allah... Evet, teşekkür Allah ediyoruz abim. Şöyle seni buraya alalım abim, gel. Hamza abi, şuraya oturma. Hamza abi gel, sıra sana geldi. Biz de seni bekliyorduk. Bebek köyü üçüncü ağzım. Tut şu mikrofonu. Buyur. Davut Bey, size gönder miydin? Al. Tamam, ver al. Al al. Tamam, o biraz daha şey yapsın. Al ya. Ver. Biraz o konuya müdahil olsun. O zaman sen ben de gelirim de ben gideceğim. Ha, İşim öyle ya. Desene. Abi sıra bendeydi. Desen hem başa dalırdım ben seni. Ben o kalemim de ondan herhalde. Işık düşüyor, dönüyor, bakıyor, ışık düşüyor. Kesin. Ben de seni ermiş falan zannediyorum, ışık düşünce gözüme böyle. Maalesef pencerelermiş, bak burada ışık düşmüyor bana. Öyle mi? He. Baştan deseydin benim biraz ışığım var deseydin. Yok, ben biraz da rahatsızım. Bu belimden biraz rahatsız. Bel fıtığı mı var senin? Bende bel fıtığı var. Bende de var kara soyka ya. Kaç yıldır var sende? O kara soyka nasıl oluyor? Ya o işte kara soyuk oluyor işte ya. Bel fıtığına kara soyuka deyince o kara soyuk olmuş oluyor yani. Vallahi çok kötü sen bir şey. Sen kara soyuka lafını duymadın mı? Bu... Yok. Hiç mi duymadın onu? Kara soyukayı ben hiç duymadım. Kara soyuk. Ben duydum, duydum. Hatta eşeğin başını bile duydum. He, eşeğin başını duymuş bak. Kara soyukayı da biliyor. Eşeğin başını olabilir. Sıracalı'yı biliyor mu? E? Duydun mu Sıracalı'yı? Sıracalı'yı duydum. Sıracalı ya, bunlar Yozgat'ta bunlardan kelimeler. Ya. Evet. Evet abim, önce kendini bir tanıt şöyle. Tabii ki. İsmim Hüdaver Avcı. Evet. Bebekköy'de ikametgah ediyorum. Öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum. İkincisi de bu şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara da acil şifalar. Herkese de başsağlığı diliyorum. Evet. Buyurun, sorunuzu sorabilirsiniz. Ne işte uğraşıyorsun abi? Abi burada çiftçiyiz. Yani tabii ki malından ondan. Yok, hiç de arazim yok. Arazi var. Benim arazim yok. Hiç mi yok? 20 ben, dönüm de mi yok? Anca o kadar var işte. Gel bir bu 20 dönümü bana sat. Ben bu işin ticaretini yapıyorum ben mi oğlum? Dönümünü şimdi, 250'den alıyorum, 500'e satıyorum. O nasıl oluyor? %100 kar ediyorum ben. Bu oluyor, nasıl oluyor? Var mı? 250'den alıyorum dönümünü, 500'e satıyorum. Vallahi sanki ayarı para gibi bir şey geliyor bana biraz. Bazı köylerde satıyorlar. Talla başında bela oluyormuş adamın. Ekemiyorum, biçemiyorum diyor. Sırtımda yük mü diyor. Adamı veriyor 250'den. O bu şeyde birkaç senedir ki hiç öyle değil Davut Bey. Niye değil? Niye abi? Çünkü hep çift çeker aldık. Talla şimdi kapışanın elinde kalıyor. Abi adamın 20 dönüm tallası varmış. 20 dönüme gidip 200 milyara traktör alacak hali yok ya yani. Ya o Allah Allah. O icara verseler bir çift buğday verecek. Alırım. Niye almayayım ki ya? İstisna. Şimdi niye almayayım ki? Alıyorum ben hatta. Alırım da yani icabında. Abi 20 dönüm 200 milyar borçlanan adam 20 dönüm tarlam varsa bugün 150 dönümde icarla ekiyorum. İcar ekersin, bu ayrı mesele tabii ki. Yani o da o zaman çiftçiliğin varsa
Yaşında genç ise yapabiliyorsan 300 dönüm de ekebilirsin. Yani, bu ayrı mesele. Allah ki. Senin olacak diye bir gayret yok. Burada duruyor mu yapacaksın? Yok 20 dönüm bir işe yaramıyorsa yani diyorum ben tut, onu diyorum değerlendireyim abi. Yani. Tut satayım abi. Dönüm 250 lira abi. 250 lira. 250 derken? 250 TL abi dönüm. 2,5 milyar. Peşin değil mi? Peşin sıkıntı yok. Peşin 250 de. TL'den peşin. Ama önce tapusunu üzerime alayım ondan sonra para veririm. Şimdi şey bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim tarlam çok değerli. Hem önünden yol geçer, hem yanında çeşme var. He. Hem önünde ağaç var, piknik alanı. He. Senin çıkman lazım biraz. Çıkmam lazım. He, yani öyle. Şimdi senin şey değil tarladan yani. Tarladan yol geçiyorsa bu işin ucunda devlet vardır. Devlete bulaşmaktansa o tarlayı almam daha iyi çıkar. Adam parsel olmuş benim tarladan yani. Arsa niyetine satacak. Tabii canım yani yakında imara da geçer. Sen ne düşünüyorsun onu bir söyle bakayım. Nasıl? Dönümüne ne düşünüyorsun? 1000 lira diyorum ben dönümüne. Dönümüne. O zaman şey yapalım bir reklamları bir sokalım şöyle reklamlardan sonra devam edelim. Ona olur mu? Selamun aleyküm. Hacı kardeş ben Zeki Doğan. Selam eder gözlerinden öperim. Hayırlı günler, çocuklara selam söyle, hanımına selam söyle, hayırlı akşamlar, tekrar gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum, gelmeni bekliyorum. Heh. Evet sevgili izleyicilerimiz, neredeyiz? Azapbaşı Köyü, evet. Evet. Aslında dibine beton dökülmesi lazım da benim bugün işim var. Normalde ben bugün Gündüzlü köyünde çekim yapacağım. İşim olmasa aslında buraya güzel bir beton dökmek lazım ya da çamurundan aslında da olabilir ya etrafına bir şeyler yapılsa böyle daha şerefli durdu ya. Güzel durdu. Demin biraz yamuklu duruyordu. Evet sevgili izleyicilerimiz neredeyiz? Bugün Azapbaşı Köyü, evet Azapbaşı Köyü yine şu tarafta bir köy. Yine inşallah Azapbaşı Köyü'nden bir baba yiğit çıkacak. Sarıkaya'nın bütün köylerinin tanıtımı yapıldı. Bizim Azapbaşı niye yetim kaldı, niye öksüz kaldı? Bizim Azapbaşı Köyü, biz de köyümüzün tanıtımını yaptıralım diyen bir baba yiğit bekliyoruz. İnşallah ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşıp Azapbaşı Köyü'nün tanıtımına katkıda bulunabilirsiniz. Evet bugün Azapbaşı Köyü'nü çekmiyoruz. Nereyi çekiyoruz? Gündüzlü Köyü çekim için yollardayız. Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, Türkiye'nin bütün illerinde tanıtım çekimlerimiz devam ediyor. Yine önümüzde 2021 yılına girmiş bulunuyoruz ve buradan 2021 yılı Kadıgüllü Köyü, evet buradan gurbette yaşayan Kadıgüllü gurbetçilerine sesleniyoruz. 2021 Kadıgüllü tanıtımı için bir baba yiğit arıyoruz. Evet buradan Kadıgüllü gurbetçileri de sesleniyoruz. Ekrandaki WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşıp 2021 Kadıgüllü yeni çekimine sponsor olacak bir baba yiğit. Evet ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşıp Kadıgüllü köyünün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Bu arada Kadıgüllü 7 defa çekildi. Kadıgüllü 7 defa değil. Ürkütlü köyü 7 defa çekildi. Kadıgüllü'den de inşallah 7 tane baba yiğit çıkacağına inanıyoruz. Evet şimdi ekrandaki WhatsApp numaramızdan bir baba yiğit bize ulaşacak. İnşallah Kadıgüllü köyünün tanıtımını çekeceğiz. Evet, burası neresi? Burası Sarıkaya ilçesine bağlı Çokumeşme Köyü. Yine buradan Çokumeşme Köyü gurbetçilerine ve izleyicilerine sesleniyoruz. Ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşabilir, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.
Köyünüzün tanıtımına vesile olabilirsiniz, katkıda bulunabilirsiniz. Sarıkaya'nın Çokumeşme köyündeyiz ve bugün nereye gidiyoruz? Akbenli Çiftliği köyünün 3. çekimi için yollardayız. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sarıkaya ilçesinin Yukarı Sarıkaya köyündeyiz. Buradan Yukarı Sarıkaya köyü gurbetçilerimiz Yukarı Sarıkaya köyünün ikinci tanıtım programını yapacağız. Havadan drone çekimiyle röportajlı bir tanıtım programı hazırlayacağız. Bize Yukarı Sarıkaya köyünden bir baba yiğit lazım. Evet, ekrandaki iletişim numarasından WhatsApp'tan yazarak ya da arayarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin bütün illerinde köy tanıtım programı devam ediyor. Bugün Sarıkaya'nın Toprak Pınar köyündeyiz. Toprak Pınar köyünün ikinci tanıtım programını hazırlayacağız. Evet, buradan Toprak Pınar Köyü gurbetçilerimiz, sizler de ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, Dere Doğan Köyü'ndeyiz. Sarıkaya ilçesine bağlı Dere Doğan Köyü'nde önümüzdeki günlerde tanıtım programı çekeceğiz. Bize Dere Doğan Köyü'nden bir baba yiğit lazım. Evet, baba yiğit dediysek böyle kalıplı biri değil. Yani bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye biz sponsor diyoruz. Evet, bize Dere Doğan Köyü'nden bir sponsor lazım. Ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.